Merhaba arkadaşlar, yazım kurallarından soru çözümüyle karşınızdayım. Hemen başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralların dışında bir yazım yanlışı yapılmıştır? Kurallarımıza bakalım. Kişi adlarına bağlı unvanlar büyük harfle başlar. Dade bağlacı her zaman ayrı yazılır. Ses olayı görülen birleşik kelimeler bitişik yazılır. A şıkkıyla başlıyoruz. Bu bölge Yüzbaşı Cemil'in askerlerinin sorumluluğundaymış. Buradaki yüzbaşı bir rütbe adı, yani unvan olduğu için büyük harfle yazılır. Burada yazım yanlışı var. Ahmet Bey bizi 18 Nisan Salı günü Ankara'ya götürecekmiş. Bey saygı bildiren bir söz büyük yazılmış. Doğru. Ay adı herhangi bir sayıyla belirtildiği zaman büyük yazılır. Nisan'ın nesi büyük yazılmış. Doğru. Böyle özel tarihlerde pazartesiden pazara kadar olan gün adları da büyük yazılır. Burada yazım yanlışı var. Gün kelimesinin G'si küçük yazılmış. Bu doğru. Ankara'ya A çekim eki gelmiş. Onu kesme işaretiyle ayırmış. Burası da doğru. Konuşmanın neresinde hata yaptığımda bir türlü fark edemiyorum. Burada da bağlaç olduğu için ayrı yazmış. Bu doğru. Fark edemiyorum. Birleşik kelimelerde isim ses düşmesine veya ünsüz türemesine uğrarsa bitişik yazılır. Ama farkta herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazması gerekirdi. Burada da yine yazım yanlışı var. Kültür Bakanlığı burayı da koruma alanı ilan etmeye hazırlanıyor. Kültür Bakanlığı burayı koruma alanı ilan etmeye hazırlanıyor. Dağ bağlacını çıkarttığımız zaman anlam bozulmuyor. Buradaki dağ bağlaç bu yüzden ayrı yazılması gerekiyor. Burada kişi adlarına bağlı unvanlar büyük harfle başlar diyordu. Burada A seçeneğindeki yazım yanlışı yapılmış. Dağ D bağlacı her zaman ayrı yazılır. Burada D seçeneğindeki yazım yanlışı var. Ses olayı görülen birleşik kelimeler bitişik yazılır diyor. Fark edemiyorum da herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılması gerekirdi. Fakat bitişik yazılmış. Yukarıdaki olmayan yazım yanlışı tarihlerle alakalı bir yazım yanlışı. Bu sorunun seçeneği B. Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Dilimizde özel isimlere getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılırken yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Özel isimlere gelen yapım ekinden sonra gelen hiçbir ek kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkçemizi korumak hepimizin görevidir. Türk burada isim kökü, ona gelen ç yapım eki. Yapım eklerini kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Ondan sonra gelen ekleri de yine kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Burada yazım yanlışı var. Kardeşim İngilizceden hiç anlamadığı için İngilizce kursuna gidecek. Burada İngiliz kelime kökü, ondan sonra c yapım eki gelmiş. Onu kesme işaretiyle ayırmamış. Doğru. Ondan sonra gelen den çekim ekini de kesme işaretiyle ayırmamış. Burası doğru. Burada yine C yapım eki gelmiş, kesme işaretiyle ayırmamış. Burası da doğru. İstanbullular yaşanılan trafik sorununun çözüme kavuşturulmasını istiyorlar. İstanbul isim kökü, ona L yapım eki gelmiş. Onu kesme işaretiyle ayırmaması gerekirdi. Ondan sonra gelen L çekim ekini de yine kesme işaretiyle ayırmayacak. Burada da yazım yanlışı var. Aziz Sancar 1946 yılında Mardin'de doğmuştu diyor. Mardin özel isim, ona gelen D bulunma halekini, yani çekim ekini kesme işaretiyle ayırması gerekirdi. Burada da yazım yanlışı var. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Konuşma diliyle yazı dili farklılık gösterir. Kelimeleri ağzımızdan çıktığı gibi yazarsak yazım yanlışı meydana gelir. Görevliyi bekleyenler kuyruğa girdiler. Buradaki i harfinin e olması lazım. Burada yazım yanlışımız var. Diğer örneklerimize bakalım. MEB'e başvuru dilekçesini gönderdim. Burada MEB bir kelime gibi okunabildiği için son harfi değil, kelimenin okunuşunu esas alıyoruz ve MEB'e bu şekilde gelen ek doğru. Yazım yanlışı yok burada. Biraz orijinal bir şeyler yapmaya çalışmalısın. Orijinal kelimesi bu şekilde yazılıyor. Yazımı doğru. Bütün şeyler ayrı yazılır. Ayrı yazmış, bu da doğru. Anlaşılıyor ki herkes bizden yana değil. Anlaşılıyor herkes bizden yana değil. Buradaki ki bağlaç cümleden çıkarttığımızda anlam bozulmuyor. Ayrı yazmış, bu da doğru. Cevabımız A. Bu kurallara göre cümlelerden hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? Kurallarımıza bakalım. Yer adları büyük harfle başlar. Yer adlarından kısıt, örneğin kıta, bölge, il, ilçe, semt. Örneğin Afrika kıtası yazacaksak
Afrika'nın A'sı büyük olur fakat kıtanın K'si küçük olur. Bu şekilde yazılır. Uyarı. Özel ada dahil olmayıp tanımlama kuran şehir, il, ilçe, belde ve benzeri sözcükler küçük harfle başlar. Özel günlerin, anma ve kutlama günlerin adları büyük harfle başlar. Etmek ve olmak yardımcı eylemleriyle oluşturulan birleşik fiillerde isim soylu sözcük ses düşmesine veya ses türemesine uğramışsa yardımcı eylemle bitişik yazılır. Öncüllerimize bakalım. Mezitli semti Mersin'in gözde yerleri arasında yer alır. Burada semtin sesinin küçük yazılması gerekirdi. Burada yazım yanlışı var. Yaşamak, hayatı anlamak, anlamlandırmak ve hissetmektir. Buradaki kelimemiz his ve etmek fiillerinden oluşmuş. Fakat ünsüz türemesi olduğu için hissetmek bitişik yazılır. Bu yüzden bu doğru. Rakip takımın güreşçisi daha 2 dakika geçmeden tuş oldu. Buradaki birleşik fiilimiz tuş ve olmak. Tuş kelimesinde herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılması gerekirdi. Burada yazım yanlışı var. Anneler günü basit hediyeler sıradan kutlama mesajlarıyla geçiştirilmemeli. Anneler günü özel bir günümüz, anma günü. Bu yüzden A ve G harflerinin büyük yazılması gerekir. Bu şekilde de yazılmış. Bu doğru. Doğru cevabımız 1 ve 3 B seçeneği. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından 6 Mart 2009 tarihinde uzaya gönderilen Kepler Uzay Teleskobu'nun yakıtı tükenmek üzere. Bu nedenle birkaç ay içinde görevi sona erecek bu teleskopla bugüne kadar 2600'den fazla dünya benzeri gezegen keşfedildi. Bu metindeki yazım yanlışlarına bakalım. Burada kısaltması verilmiş NASA özel bir isim olduğu için baş harflerinin büyük yazılması lazım. Yani Amerikan Havacılık Uzay Dairesi ve bir bağlaç olduğu için büyük yazmayız. Buradaki D, U, H, U ve D harflerinin büyük yazılması gerekir. Aylar herhangi bir sayıyla belirtildiği zaman büyük yazılır. Burada Martin Mayıs'ın büyük yazılması gerekir. O yazım yanlış yapılmış. Kepler Uzay Teleskobu'nun yakıtı tükenmek üzere diyor. Kepler Uzay Teleskobu özel bir isim. Ona gelen çekim ekinin kesme işaretiyle ayrılması lazım. Burada da bu yazım yanlışımız var. Bu nedenle de birkaç ay içinde görevi sona erecek. Buradaki D bağlaç. Onu cümleden çıkarttığımızda anlam bozulmuyor. Ayrı yazılması gerekir. Burada bu yazım yanlışı var. Bu teleskopla bugüne kadar 2600'den fazla dünya benzeri gezegen keşfedildi. Sayı adları ayrı yazılır. Doğru yazmışlar. 2600. Dünya benzeri gezegen diyor. Dünya burada bir terim adı olarak kullanılmış. Bu yüzden büyük harfle yazılması gerekiyor. Burada yazım yanlışı var. Bu kelimemiz keşif ve etmek yardımcı eylemiyle oluşuyor. Buradaki i düştüğü için kelime birleşik yazılır. Bu yüzden buradaki e'nin burada değil keşfedildi. Burada olması lazım ve kısa çizgi sonuna konulması lazım. Bu metnimizde bu yazım yanlışları var. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmış, yanlışlık vardır. Bağlaç olan ki sözcük olduğu için ayrı yazılır. Yüklemden veya özneden sonra gelir. Zamir yapan ilgi eki olan ki ve sıfat yapan ki ek olduğu için bitişik yazılır. Yani bağlaç olan ayrı yazılıyor, ilgi zamiri olan ki ve sıfat yapan ki bitişik yazılıyor. Öyle anlaşılıyor ki bugün de buraya gelmeyecek. Buradaki ki bağlaç. Bu yüzden ayrı yazılması gerekirdi. Burada yazım yanlışımız var. Burada D bağlaç ayrı yazmış. Bunun yazımı, D'nin yazımı doğru. Bendeki kitapların çoğunu arkadaşlarıma verdim. Kitap hangi kitap? Bendeki kitap. Buradaki ki sıfat yapan ki. Bitişik yazılmış. Bu doğru. O kadar güzel konuştu ki herkes hayran kaldı. Buradaki ki bağlaç ayrı yazılması gerekir. Ayrı yazıldığı için doğru. Bu ev Orhan'ınki kadar güzel. Bizim ev Orhan'ınki kadar güzel sayılmaz. Buradaki ki ismin yerini tutuyor. Yani evin yerini tutuyor. Bizim ev Orhan'ın evi kadar güzel sayılmaz manası var. Buradaki ki zamir yapan ki yani ilgi zamiri. Bu yüzden bitişik yazılması gerekiyor. Bitişik yazılmış. Bu da doğru. Yanlışlık olan A seçeneği. Buradaki ki'nin ayrı yazılması gerekirdi. Bağlaç olduğu için. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerine göre daha fazla yazım yanlışı yapılmıştır?
Fevzi Çakmak Bulvarı'nda salı günü de çalışma yapılacakmış. Burada Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki B'nin büyük yazılması lazım ve gün adı herhangi özel bir tarih belirtmediği için küçük yazılması lazım. Burada iki tane yazım yanlışımız var. Sıradaki gezimizi 3 Aralık'ta Kuzey Afrika'ya yapacağız. Burada ay adı bir sayıyla belirtildiği için büyük yazılmış, doğru. Fakat bu bir özel isim olduğu için ona gelen bulunma halekinin bitişik yazılması lazım. Buradaki de bulunma haleki bitişik yazılması lazım ve kesme işaretiyle ayrılması lazım. 3 Aralık fıstıkçı Şahap'tan bir harfle bittiği için de 3 Aralık'ta bu şekilde yazılması lazım. Yön adları özel isimden önce gelirse büyük yazılır. Özel isimden sonra gelirse küçük yazılır. Buradaki kuzey yön adı özel isimden büyük önce geldiği için büyük yazılması lazım. Burada yine iki tane yazım yanlışımız var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 3 Temmuz 1988 tarihinde hizmete açılmıştır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özel bir adı olduğu için burada K'nin büyük olması lazım. Ve ay adı sayıyla belirtildiği için burada T'nin yine büyük yazılması lazım. Burada iki tane yazım yanlışımız var. Fatma da dünkü sınavdan 75 puan almış. Fatma dünkü sınavdan 75 puan almış. Buradaki daha bağlaç. O yüzden ayrı yazılması lazım. Burada yazım yanlışımız var. Dünkü sınavdan demiş. Sınav hangi sınav? Dünkü sınav. Buradaki ki sıfat yapan ki. Sıfat yapan ki olduğu için bitişik yazılması lazım ve dünkü şeklinde yazılır. Burada yine yazım yanlışımız var. Sayılar ayrı yazılır. Yani burada 1, 2 ve 3 tane yazım yanlışımız var. Bu sorunun doğru seçeneği D. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? Türkçede 2 D vardır. Bağlaç olan daha D kendisinden önceki sözcükten her zaman ayrı yazılır. Ünsüz uyumuna uymadığı için hiçbir zaman tatiye biçiminde yazılmaz. Ek olan daha de kendisinden önceki sözcüğe bitişik yazılır. Ünsüz uyumuna uyduğu için tt biçiminde yazılabilir. Romanya'da hikaye okumayı çok seviyor. Buradaki daha bağlaç olduğu için ayrı yazılır. Burada yazım yanlışı var. Anlaşmaya her iki taraf da sadık kaldı. Anlaşmaya her iki taraf sadık kaldı. Buradaki daha bağlaç olduğu için ayrı yazılır ve daha şeklinde yazılır. Burada yine yazım yanlışı var. Aldığı maaş pek te iyi sayılmazdı. Aldığı maaş pek iyi sayılmazdı. Buradaki te yine bağlaç. Bu yüzden ayrı yazılır ve pek de iyi sayılmazdı şeklinde yazılır. Burada yazım yanlışı var. Onunla aynı sınıfta olduğu için mutluydu. Buradaki ta bulunma haleki. O yüzden bitişik yazılır ve ünsüz uyumlarına uyar. Bu şekilde yazımı doğru. Cevabımız D seçeneği. Açıklamaya göre cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Akrabalık bildiren amca, dayı, teyze ve benzeri kelimeler küçük yazılır. Not: akrabalık bildiren kelimeler dışında kişinin lakabı olmuşsa büyük yazılır. Bağlaç olan dade ayrı yazılır. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Ayşe teyzem 15 Şubat pazartesi günü Türkiye'ye gelecek. Buradaki T annenin kız kardeşi manasında, teyze annenin kız kardeşi manasında kullanıldığı için T küçük yazılmış, doğru. Ay adı bir sayıyla belirtildiği için büyük yazılmış, doğru. Yine gün adı büyük yazılmış, bu da doğru. Gün kelimesinin G'si küçük yazılmış, bu da doğru. Türkiye özel isim, ona gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmış, bu da doğru. Bu kitabı da 12 öğrenci okumuş. Bu kitabı 12 öğrenci okumuş. Buradaki daha bağlaç. Bağlaç olduğu için ayrı yazılması gerekir. Burada yazım yanlışı var. Bütün sayılar ayrı yazılır. 12'yi ayrı yazmış. Bu doğru. Mustafa dedem 12 Aralık 1955 tarihinde Manisa'da doğmuş. Burada dede annenin veya babanın babası manasında kullanıldığı için D'nin küçük yazılması lazım. Burada yazım yanlışı var. Ay adı sayıyla belirtildiği için büyük yazılmış. Bu doğru. Manisa özel isim, ona gelen çekim ekini kesme işaretiyle ayrılmış. Bu da doğru. Fakat dede kelimesindeki D'nin küçük yazılması lazımdı. Burada yazım yanlışı var. Kültürümüzde Dede Korkut'un önemli bir yeri vardır. Dede Korkut özel isim, ona gelen çekim ekini kesme işaretiyle ayrılmış. Bu da doğru. Yazım yanlışı olmayan 1 ve 4 cevap B seçeneği.
Numaralanmış görsellerden hangileri yazım yanlışlarını göstermek için seçilmiş olamaz? Bir yazının istenen mesajı verebilmesi için yazıyı yazan kişinin yazım kurallarına uyması gerekir. Bu konuyla ilgili aşağıda çeşitli görseller verilmiştir. İlk görselimize bakalım. Bir rinci pala ap yazmış. Burada olması gereken birinci şeklinde yazılması lazım veya birinci bu şekilde. Ama birden sonra tekrar rinci yazdığı için burada yazım yanlışı var ve apartmanın kısaltması da APT şeklinde. Satılık daire demiş. Burada satılık kelimesi doğru yazılmış fakat daire kelimesi daire şeklinde yazılmalı. Burada yazım yanlışı var. Herkes herkesi doğru yazsın. Herkes S harfiyle yazılır. Bunun yazımı doğru. Sayısal loto devir etti demiş. Devir ve etmek kelimelerinden etmek yardımcı eylemiyle kurulmuş bir birleşik fiil. Burada ünlü düşmesinin gerçekleşmesi lazım. Yani devretti şeklinde yazılır. Burada yine yazım yanlışı var. Kiralık kaloriferli daire demiş. Burada kalorifer şeklinde yazılır. Burada yine yazım yanlışı var. Dairenin yazımı doğru, kiralığın yazımı doğru. Zile'ye hoş geldiniz. Zile bir özel isim. Ona gelen çekim ekini kesme işaretiyle ayırmış. Doğru. Hoş geldiniz ayrı yazılmış. Bu da doğru. Yani 3 ve 6 numaralı görsellerimizde yazım yanlışı yok. Bu yüzden yazım yanlışlarını göstermek için seçilmiş olamaz. Buna göre numaralanmış cümlelerin hangilerinde birleşik kelimelerin yazımından kaynaklı bir yazım yanlışı vardır? Karga ve burun kelimeleri birleşerek bir alet ismi olan karga burnu kelimesini oluşturmuştur. Kelimeler anlamlarını kaybettiği için bitişik yazılır. Bitişik yazılma kuralında ikinci kelime eğer anlamını kaybetmişse bitişik yazılır. Yani burada ikinci kelimemiz burun. İkinci kelime anlamını kaybetmesi kelimenin bitişik yazılması için yeterlidir. Ben yemeklerden sonra tatlı olarak vezir parmağı yerim. Burada bir vezir parmağı bir tatlı yani parmak anlamını kaybetmiş. Bu yüzden bitişik yazılması lazımdı. Burada yazım yanlışı var. Keçi boynuzunun sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Keçi boynuzu bir yiyecek. Ortada herhangi bir boynuz yok. Bu yüzden boynuz anlamını kaybetmiş. Bitişik yazılması lazım. Keçi boynuzunu bitişik yazmış. Bu doğru. Ormanların kralı aslan ise denizlerin kralı da köpek balığıdır. Köpek balığı bir birleşik isim. Balık hala anlamını koruduğu için ayrı yazılır. Bu yüzden doğru. Hamam böcekleri diğer böceklerden farklı olarak daha büyüktür. Hamam böceği hala bir böcek yani böcek anlamını koruyor. Bu yüzden ayrı yazılması lazım. Burada yine yazım yanlışı var. Vezir parmağının bitişik yazılması lazım. Hamam böceğinin ayrı yazılması lazım. Cevap 1 ve 4 B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Hafta sonu Ayşe teyzeme gitmeyi düşünüyorum. Sen de benimle gel istersen. Hafta sonu ayrı yazılır. Doğru. Ayşe teyze annenin kız kardeşi manasında T küçük olacak. Burada yazım yanlışı var. Sen de benimle gel istersen. Burada D bağlaç. Bağlaç olduğu için ayrı yazılmış. Bu doğru. Fakat burada T'nin yazımı yanlış. Nisan ayına girmemize rağmen hava o kadar soğuktu ki hepimiz tir tir titriyorduk. Nisan ayına girmemize rağmen hava o kadar soğuktu, hepimiz tir tir titriyorduk. Buradaki ki bağlaç, bağlaç olduğu için de ayrı yazılır. Burada yine yazım yanlışı var. Nusret Bey'den aldığımız Antep fıstığının tadını beğendiniz mi? Nusret Bey bir saygı bildiren söz, bu yüzden büyük yazmış ve ondan sonra gelen çekim ekini kesme işaretiyle ayırmış. Burası doğru. Antep fıstığı, Brüksel lahanası, Adana kebabı gibi kelimelerde özel isim büyük yazılır. Ondan sonraki gelen cins isim küçük yazılır. Burada bu da doğru. Mi soru ekini ayrı yazmış. Bu da doğru. Bu seçeneğimizde yazım yanlışı yok. Antrenör maça hazırladığı öğrencileri üçer üçer idmana çıkarıyordu. Antrenör bu şekilde yazılır. Ve üçer üçer demiş. Üleştirme sayıları sayıyla değil yazıyla yazılır. Yani üçer şeklinde yazması lazım. Burada da yazım yanlışı var. Yazım yanlış olmayan seçeneğimiz C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı vardır? Erkenden gel ki çalışmaya erken başlayalım. Bu seçeneğimizde hiçbir yazım yanlışı yok. Yazım yanlışı sayısı 0.
Buradaki ki bağlaç olduğu için ayrı yazılır ve cümleden çıkarttığımızda anlam bozulmaz. Erkenden gel, çalışmaya erken başlayalım. Diğer kaleler gibi Ankara Kalesi de yıllara meydan okuyor. Ankara Kalesi özel isim. Bu yüzden K'nin büyük yazılması lazım. Ve buradaki D bağlaç olduğu için ayrı yazılır. Bu doğru, fakat burada K'nin yazımı yanlış. Burada bir tane yazım yanlışı var. Mehmet dayım 52 yaşında vefat etti. Mehmet dayı burada annenin erkek kardeşi manasında kullanılmış. Bu yüzden D'nin küçük yazılması lazım ve 52 sayılar ayrı yazılır. Bu şekilde yazılması lazım. Burada yine yazım yanlışı var. Vefat etmek yardımcı eylemiyle oluşmuş bir birleşik fiil. Vefat kelimesinde herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılır, ayrı yazmış. Burada 52'nin ayrı yazılması lazım ve D'nin küçük yazılması lazım. İki tane yazım yanlışımız var. Bu yaz yapacağımız Kuzey Afrika gezimiz iptal oldu. Afrika özel isim, yön ismi özel isimden önce geldiği için büyük yazılır. Burada da bir adet yazım yanlışımız var. Birden fazlayı soruyordu bize. Cevap C seçeneği. Bu değerlendirmelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki tabloda bir grup öğrencinin yazdığı metinler yazım kuralları açısından değerlendirilmiştir. Şimdi bakalım. 26 Haziran çarşamba günü tam evden çıkıyordum ki uzun zamandır görmediğim amcam çıka geldi. Sinan amcamı en son geçen yıl Mayıs ayında görmüştüm. Değerlendirmesine bakalım. Musa Tuna'nın metinde hem büyük harflerin kullanımı hem de ki bağlacının yazımı ile ilgili hata yapılmıştır diyor. Burada büyük harf olarak G'nin küçük yazılması lazımdı. Onun dışında burada ki bağlaç olduğu için ayrı yazmış. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Fakat G kelimesinin küçük yazılması lazımdı. Yani bu değerlendirmemizde büyük harf kısmı yanlış. Okuduğum bu kitapta ilk fark ettiğim ayrıntı, Hayrullah Bey adlı karakterin diğer insanlara karşı içten davranışlarıydı. Değerlendirmemize bakalım. Yasemin Şenol'un metninde herhangi bir yazım yanlışı yapılmamıştır. Burada fark etmek birleşik kelimesi fiiliyle oluşturulmuş. Fark kelimesinde herhangi bir ses uyumu olmadığı için, ses olayı olmadığı için ayrı yazılmış. Bu doğru. Bey saygı bildiren bir söz büyük yazmış. Bu da doğru. Herhangi bir yazım yanlışı yok. Bu değerlendirmemiz doğru. Projemizin ilk aşamasında 50 kişilik bir grupla çalışmaya başladık. Daha sonra bu sayıyı 180 kişiye çıkarmayı planlıyoruz. Projenin her aşamasında 20'şer kişilik gruplar çalışacak. Değerlendirmemize bakalım. Meltem Acar'ın metninde sayıların yazımı ile ilgili bir hata yapılmıştır diyor. Burada 50 kişilik demiş. Burada bir yazım yanlışı yok. Ama 20'şer derken bunu rakamla değil yazıyla yazması lazımdı. Burada yazım yanlışı var. 180 kişi demiş. Burada 180 ayrı yazmış. Yine onda da bir sıkıntı yok. Fakat 20'şerin ayrı yazıyla yazılması lazımdı. Bu değerlendirmemiz doğru. İstanbul'da bir arkadaşım İngilizceyi daha iyi öğrenebilmek için yurt dışına gitti. Ben de bu yaz arkadaşımı ziyaret etmeyi düşünüyorum. Değerlendirmemize bakalım. Latife Çakır'ın metninde kesme işaretinin kullanımı ve bileşik sözcüklerin yazımı ile ilgili hata yapılmıştır. Önce kesme işareti kısmına bakalım. Burada İngiliz özel isim, ondan sonra gelen C yapım eki, yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani burada yazım yanlışı yapmış. İstanbul'u demiş, yani tıpkı burada olduğu gibi Lu yapım eki, onu bitişik yazmış. İngilizceyi bu şekilde kesme işareti kullanmadan yazması lazımdı. Ve birleşik sözcüklerin yazımı demiş. Burada ziyaret etmek birleşik fiili var. Etmek birleşik fiiliyle oluşturulmuş, yardımcı eylemiyle oluşturulmuş. Ziyaret etmek ayrı yazılmalıydı. Burada da yine yazım yanlışı var. Bu değerlendirme de doğru. Burada yanlış olan değerlendirme ki'nin yazımı ile alakalı bir yanlış var diyordu. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Tablonun hangi seçeneğinde yapılan yazım yanlışının düzeltmesi yanlış yapılmıştır? Yıllar önce Ankara Üniversitesi'ni bitirerek çalışma hayatına hızlı bir giriş yapmıştı. Üniversitesinin kelimesi üniversitesinin şeklinde yazılmalıydı. Ankara Üniversitesi bir kurum kuruluş adı olduğu için kurum kuruluş adlarına gelen çekmekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada yazım yanlışı var. Yani bu değerlendirmemiz doğru. Okulumuzu temsil eden projeyi Neslihan öğretmenin öğrencileri yaptı.
Öğretmenin kelimesi büyük harfle başlamalı ve kelimenin aldığı çekim eki kesme işaretiyle ayrılmalıydı. Diyor, yani şu şekilde olmalıydı. Burada yine yazım yanlışı var. Bu düzeltme de doğru. 16 Haziran Perşembe günü tüm okullardan ikişer öğrenci Çanakkale'ye gezi için götürülecek. Günü kelimesinin baş harfi büyük harfle yazılmalıydı diyor. Tarihlerde ay adları ve gün adlarının kendi büyük yazılır. Fakat gün kelimesindeki G küçük yazılır. Bu şekildeki kullanım doğru. Buradaki yazım yanlışımız üleştirme sayılarının rakamla değil yazıyla yazılması gerekir. Buradaki yazım yanlışımız bu. Yani düzeltme yanlış olmuş. Bazı konuları baş başa konuşarak bir çözüm bulabileceğimizi düşünüyoruz. Cümlede geçen ikilemenin kelimeleri ayrı yazılmalıydı. Burada yine baş başa kelimesi ayrı yazılır. İkilemeler ayrı yazılır. Bu düzeltmemiz yine doğru. Yanlış olan düzeltmemiz C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışının nedeni diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlarına sitem etmekte haklı olduklarını fark etti. Burada etmek yardımcı eylemiyle oluşmuş. Fark kelimesinde herhangi bir ses olayı olmadığı için fark etmek ayrı yazılması gerekirdi. Tam evden çıkıyordu ki çok sevdiği teyzesi çıka geldi. Burada a gelmek sürelilik fiili var. Bu bir kurallı fiil. Kurallı birleşik fiiller bitişik yazılır. Burada yine birleşik fiillerin yazımıyla alakalı bir yazım yanlışı var. Birçok eserinden daha fazla emek vermişti bu kitabına. Burada vermiş Fıstıkçı Şahap'la bitiyor. Fıstıkçı Şahap'tan sonra Fıstıkçı Şahap gelir. Buradaki D'nin T şeklinde yazılması lazım. Burada ünsüz benzeşmesiyle alakalı bir yazım yanlışı var. Deneyimsizliği yüzünden henüz neleri yapabileceğinin farkında değildi. Burada A bilmek yardımcı eylemi var. Yine bir kurallı birleşik fiil. Ayrı yazdığı için yazım yanlışı var. Kurallı birleşik fiiller bitişik yazılır. Yani A, B ve D seçeneğinde birleşik fiillerin yazımıyla alakalı bir yazım yanlışı var. C seçeneğinde ise ünsüz benzeşmesiyle alakalı bir yazım yanlışımız var. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen ki yazımlarından herhangi birine örnek olamaz? Bağlaç olan ki kelimelerden ayrı yazılır, anlam bakımından alakalı ögeleri bağlar. İlgi eki olarak kullanılan ki eki zamir görevindedir ve bitişik yazılır. Sıfat yapan ki ektir ve eklendiği kelimeye sıfat görevi verir, yine bitişik yazılır. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Buradaki ki bağlaç, yani A seçeneğimiz bu öncülümüzde. Duvardaki lekeler bir türlü çıkmak bilmiyordu. Leke hangi leke? Duvardaki leke. Buradaki ki sıfat yapan ki. Yani B seçeneğimizde bu öncülümüzde. Kızını gelin etmişsin, Allah mesut etsin. Benimkini de nişanladık. Buradaki ki ilgi zamiri olan ki. Bitişik yazılmış. Doğru. Yani ilgi zamiri olan ki de bu öncülümüzde. Geçen ay şehir dışına taşındı, halbuki burada yaşayacaktı. Buradaki ki normalde bağlaç, fakat 8 tane istisnamız var. Bunları simbohçam olarak kodluyoruz. Bunlar kalıplaşmış olarak bitişik yazılır. Burada öncüllerden herhangi biriyle eşleştiremeyiz. Seçeneğimiz D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Çevresinde saygı duyulan bir insandır. Herhangi bir yazım yanlışı yok burada. Şehrin ortasında da küçük bir orman vardı. Buradaki ilk dağ Haleki bitişik yazılmış. Bu dağ ise bağlaç ayrı yazılmış. Yine bir yazım yanlışı yok burada. Ders kitaplarında değişiklik yapıldı. Buradaki dağ Haleki olduğu için bitişik yazılmış. Bu da doğru. Oğlum büyüyüp de asker olacak diyordu. Oğlum büyüyüp asker olacak. Burada bağlacı çıkarttığımızda herhangi bir anlam bozukluğu olmuyor. Bu yüzden buradaki T bağlaç. Ve bağlaçların bildiğiniz gibi ta T şekli yok. D veya da şeklinde yazılır. Bağlacın doğru yazımı bu şekilde olmalı. D seçeneğinde yazım yanlışımız var. Bu kurala göre aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
Belli bir tarihe karşılık gelen ay ve gün adları özel isim olarak kabul edilir. Böyle bir durumda ay veya gün adı özel isimlerin yazım kurallarına dahil olur. Aralık'ta yapılan okul seçimlerini bizim arkadaşımız kazandı. Burada Aralık ayını belirten herhangi bir sayı yok. Bu yüzden özel isim olmaz ve ona gelen eklerde kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada yazım yanlışı yapılmış. Bu şekilde yazılması lazımdı. Normalde eğer cümle başında olmasaydı yine A harfinin de küçük olması gerekirdi. Olumsuz hava koşulları yüzünden maçımız 21 Mart'a ertelendi. Mart 21 sayısıyla belirtildiği için büyük yazılır ve ona gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılır. Bu doğru. Sağlık Bakanlığı bu projeyi 2014'ün Eylül ayında hayata geçirdi. 2014 sayısıyla belirtildiği için Eylül neyse büyük yazılır ve yine özel hat olduğu için onlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğru. Yazdığı kitabı Haziran ayından önce yayınlamayı düşünmüyor. Haziran ayını belirten herhangi bir sayı olmadığı için E küçük yazılmış. Bu da yine doğru. Buradaki yazım yanlışı A seçeneğinde. Cümlesinde numaralanmış boşlukları aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle yazım kuralları bakımından doğru olur. Boşluklara getirilecek kelimelerimiz Perşembe konferans salonunda Türkçenin arasındaki. 28 Mart Perşembe günü demiş. Burada Mart kelimesi 28 sayısıyla belirtildiği için büyük yazılır. Yine böyle kullanımlarda gün adları da büyük yazılır. Gün kelimesinin G'si küçük yazılır. Bu doğru. Yani C seçeneğini eliyoruz. 28 Mart Perşembe günü Cemil Meriç konferans salonunda demiş. Konferans salonu bir Cemil Meriç konferans salonu özel isim olduğu için baş harfleri büyük yazılır. D seçeneğini eliyoruz. Ve özel isim olduğu için ona gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Yani bu şekilde olması lazım. A seçeneğini de eliyoruz. Cevabımız B seçeneği oluyor. Diğer kalan kısımlarına bakalım. 28 Mart Perşembe günü Cemil Meriç konferans salonunda Profesör Doktor Sabri Ceylan tarafından Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeriyle ilgili bir konferans verilecek. Burada Türkçe kelimesine bakalım. Türk kelimesinden sonra Ç yapım eki geldiği için yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani A seçeneğindeki kullanım yanlış. Doğru olan kullanımımız bu. Ve dünya dilleri arasındaki yeriyle demiş. Buradaki ki sıfat yapan ki. Sıfat yapan ki olduğu için de bitişik yazılır. Yani doğru yazımı bu şekilde. Yine buradaki kullanım yanlış. Yazım kuralları soru çözümü burada bitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dostlukla kalın.